Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte son olarak Ayrıntılı Osmanlı Tarihi video serisinde Orhan Gazi'nin hayatını bitirip önümüzdeki hafta yani bu videomuzda sizlerle birlikte Murad Edebiyat'ın hayatına başlayacağımızı söylemiştik. Bugün bu bağlamda sizlerle birlikte Osmanlı ve ister Osmanlı Beyliği deyin dönem itibariyle ister Osmanlı Devleti deyin. Çünkü ben kendi nazar itibarımda bunu defalarca söyledim. Osmanlı Devleti'nin gerçek devlet olma dönemini yıldönüm Belde kadar çekerim. Çünkü henüz üçü Osmanlı Gazi, Orhan Gazi, Murad Edebiyat henüz bir devlet o dönemde de bir devlete yani beylik ayrı devlet ayrı. Bir devlete her ne kadar şey olsalar da topraklar Anadolu'da yaygın olsa da sahip değillerdi. O yüzden ben bunu Yıldırım Beyazıt'a kadar çekerim ama Murad Edebiyat da Osmanlı'nın 3. padişahıdır. Biz bugün bu videomuzda sizlerle birlikte Murad Hüdüvendigâr'ın hayatına genel bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, Murad Hüdüvendigâr'ın hayatı çok önemli bir dönemdir Osmanlı Beyliği'nde ve çok kritik bir dönemdir. O yüzden gelin buna bakalım diyorum. Birinci Murat, Murad-ı Hüdüvendigâr, Gazi, Hünkar veya Murat Bey. Bakın altını çiziyorum Murat Bey. Osmanlı Devleti'nin 3. padişahıdır. Babası Orhan Gazi, annesi Holifira yani Müslüman olduktan sonra Nilüfer Hatun'dur. Babası Orhan Gazi döneminde 95 bin kilometre kare olan devlet toprakları, onun döneminde yaklaşık 500 bin kilometre kare kadar genişlemiştir. Hükümdar, bey anlamına gelen Hüdüvendigâr unvanı verilmiştir kendisine. Bakın altını çiziyorum, bey anlamına gelen Hüdüvendigâr. Murat Bey yani. Çuğrası Sultan Murat bin Orhan olarak istiflenmiştir. Bazı kitabelerde Melikül Adil İl Gazi Es Sultan Gıyaset Dünya Veddin Sanı ile anılmıştır. Adına kesilmiş olan gümüş ve bakır sikkelerde ve bazı diğer kitabelerde Murat bin Orhan El Melik El Adil Es Sultanül Galip ad ve unvanları kullanılmıştır. Bazı kaynaklara göre bu Osmanlıların İlhanlılara olan bağımlılığının sona erdiğini göstermektedir. Böylece sultan unvanı ilk kez 1. Murad yani Murad-ı Hüdüvendigâr zamanında kullanılmıştır. Batı kaynaklarında Amurad bir olarak anılmaktadır. Edirne'yi alarak Balkanlara geçmiştir. Ve Balkanlarda fetihler yapmaya başlayarak Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletmiştir. Kırkın üzerindeki savaşı yönettiği ve burayı altını çizerek söylüyorum. Hiç yenilmediği çeşitli kaynaklarda söylenmektedir. Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken bir Sırp askeri olan Milos Obilić tarafından hançerlenerek öldürülmüştür. Allah kendisine rahmet eylesin diyorum. Gördüğünüz gibi Murad Özdemir'in hayatı da bu şekilde bir dönem. Genel hatlarıyla, ana hatlarıyla tabii ki Sultan Murad Osmanlı'nın 3. padişahı, Osmanlı'nın 3. padişahı, Osman Gazi'nin torunu ve devlette de yani devletin kuruluş döneminde de çok önemli bir yere sahip olan muazzam bir insan. Tekrardan Allah kendisine
Rahmet eylesin diyorum. O zaman gelin şimdi sizlerle 1. Murad'ın hayatına başka bir kaynaktan bakalım. Evet. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın aniden vefat etmesiyle birlikte kardeşi 1. Murat, babası Orhan Gazi'nin emriyle Rumeli ordularının başına geçti. Sultan Orhan Gazi devlet işlerini oğlu 1. Murat'a devredince 1. Murat ilk iş olarak bazı atamalar gerçekleştirdi. Yaptığı atamalarda Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil Paşa'yı kaz askerliğe tayin ederken lalası Şahin Paşa'yı da Beylerbeyliği makamına yükseltti. Böylece Lala Şahin Paşa Trakya ordusu başkomandanlığına getirilmiş oldu. 1. Murat atamaları gerçekleştirdiği sırada Gazi Evranos komutasındaki bir orduyu da Sırplara karşı set olması için Trakya'nın batısına konuşlandırdı. Vefat eden abisi Süleyman Paşa'nın fethettiği Çorlu, Doğu Romalılarca daha önceden geri alınmıştı. Şehzade Murat ilk olarak Çorlu Kalesi'ne hücum ederek kaleyi ele geçirdi. Ardından Lüleburgaz'ı da aldı. Hacı İlbey ile Gazi Evranos ise Dimetoka'ya girmeyi başardılar. Diğer taraftan Kırk Kilise adı verilen ve günümüzde Kırklareli olarak anılan bölgeyi de fethettiler. Ardından 1. Murat Lüleburgaz'da savaş konseyini toplayarak Edirne'nin fethine karar verdi. Lala Şahin Paşa ve Hacı İlbey'i kendi emirlerindeki orduları ile Edirne üzerine doğru yönelirken Şehzade 1. Murat Baba Eski'ye girerek ordugahını topladı. Rum ve Bulgar kuvvetleri Edirne'yi korumak üzere şehirden ayrıldıktan sonra iki ordu Pınarhisar'da karşı karşıya geldiler. Osmanlıların Pınarhisar'da gerçekleşen bu muharebeden zaferle çıkmayı başarmasıyla Rum ve Bulgar kuvvetleri Edirne'ye doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Sultan 1. Murat bu zaferden sonra Rumeli'deki tüm kuvvetlerini bir araya getirdi. Osmanlı ordusu Temmuz 1361 yılında Edirne şehrini kuşatma altına aldı. Edirne şehir kumandanı Osmanlı ordusundan korktuğu için Meriç nehrinden bir kayığa binerek kaçtı. Kuvvetleri bozulan Edirne şehir müdafileri savaşmadan şehrin anahtarını Şehzade 1. Murad'a kendi rızalarıyla verdiler. Edirne'nin fethinden sonra şehir Osmanlı yapısı ile donatılmaya başlandı. Şehzade Murat Edirne'de bulunurken Bursa'dan acil bir haber geldi ve Sultan Orhan'ın vefat ettiği bildirildi. Orhan Gazi'nin babası Osman Gazi'nin ölüm tarihi konusunda kaynaklar tarafından net bir tarih belirtilmediğinden 1324 ile 1326 arasında değişiklik gösteriyor. Buna bağlı olarak Orhan Gazi'nin hangi yıllarda saltanata geçtiği konusu da ne yazık ki netlik kazanamıyor. Orhan Gazi'nin 37 ile 38 yıl kadar tahtta kaldığı bilinmektedir. Orhan Gazi tahta geçtiği zaman babası Osman Gazi'den
16 bin kilometre kare genişliğinde devraldığı Osmanlı topraklarını oğlu 1. Murad'a devrederken 95 bin kilometre kare olarak devretti. Sultan Orhan Gazi'nin ölümünü fırsat olarak değerlendiren ve Ankara'yı Osmanlı egemenliğinden çıkarma planları yapan Karamanoğulları, ahileri şehirde isyan çıkarmaları için kışkırttı. Ankara Osmanlıların elinden çıktı. Bunu duyan Sultan 1. Murat hiç gecikmeden Ankara'ya doğru yürüyerek şehri tekrar Osmanlı kontrolüne aldı. Sultan 1. Murat Kaz askerliğini kurduktan sonra Pençik Kanunu'nu da devreye soktu. Bu düzeni kurmasıyla savaşlarda alınan ganimetin 1/5'inin devlette vergi olarak kalmasını sağladı. Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu da bazı kaynaklara göre Orhan Gazi dönemine uzatıldığı belirtilse de Yeniçeri Ocağı'nın düzenlenmesiyle birlikte savaş esirlerinin 1/5'i devlete verilerek ilk Yeniçeri askerleri olarak Osmanlı topraklarında düzenli eğitim almaya başladılar. 1. Murad'ın tahta geçmesiyle günümüzde halen devam eden Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri de böylece 1362 yılında başlamış oldu. Bu süreç ile birlikte Edirne şehri yeni başkent olarak ilan edildi. Evet kıymetli dostlarım, bu videomuzda diğer kaynaktan buraya kadar gelmekte fayda var. Yani Edirne'nin başkenti olusuna kadar. Çünkü videoyu biraz geriden aldım farkındaysanız. Ve biraz da ileriye geçtik. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bunu her zaman için gerekse sosyalimde gerek resmi çalışmalarımda her zaman için bunu dile getiririm. Biz Osmanlı Devleti'ni şu şekilde kuruluş döneminde gerek Osman Bey'in gerek Orhan Bey'in hangi yıllarda tahta çıktıkları, kaç yıl hüküm sürdükleri hakkında ihtilaflar bulunduğu için ben kendi adıma bunu şu şekilde kodluyorum. Bursa alındı, Orhan Gazi öldü, Osman Gazi öldü, Edirne alındı, Orhan Gazi öldü. Ve bu iki şehri böyle aklımızda kodlayarak tabiri caizse Osmanlı'nın kuruluş dönemi hakkında bir bilgiye, yani bu tahta çıkış, tahta iniş tarihleri hakkında bir bilgiye ulaşma imkanına sahibiz. Tabii ki şöyle bir şey var. Osmanlı Devleti'nin 3 tane aslında ana kurucusu var. Ki buna Yıldırım Beyazıt'ı da dahil edebiliriz ama Yıldırım sayılmaz. Şöyle bir durum var. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad-ı Düvendigâr. Osmanlı Beyliği'nin, Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucularının ilk üçüdür. Yani Osman Gazi dede, Orhan Gazi oğul, Murad-ı Düvendigâr torun olarak ele alınabilir. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, evet. Buna da bu şekilde değindikten sonra gelin biz videomuzun kapanışını yapalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizinle birlikte Murad-ı Hüdüvendigâr'ın hayatına genel bir bakış atıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki videomuzda, önümüzdeki hafta ele alacağımız konu o Murad-ı Hüdüvendigâr'ın bey olmadan önceki yaşama konusu olacaktır değerli dostlarım. Bir önümüzdeki hafta Murad-ı Hüdüvendigâr bey olmadan önce nasıl bir yaşam sürdü, ne yaptı, ne etti tabiri caizse bunu ele alıp bunu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Murad-ı Hüdüvendigâr'ın bey olmadan önceki yaşama videosunda tekrardan görüşmek üzere.
Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.